Kaybetmek çok kötüdür. İngilizcesi bunun loss aversion, kayıptan kaçınma. Biz zannediyoruz ki matematiksel hesaplarımızı bile matematiğe göre veriyoruz. Vermiyoruz, biliyor musunuz? Yani hepimiz için 10 bin liranın bir değeri vardır, doğru mu? 10 üzerinden şöyle bir şeydir. Peki şunu sorayım. Size 10 bin lira versem ne kadar mutlu olursunuz? Şu kadar. Cebinizdeki 10 bin lirayı alsam ne kadar mutsuz olursunuz? Bu kadar. 2 kat. Dolayısıyla insanlar kayıptan kaçınırlar. Hata mutsuzluk getirir. Kayıptan kaçınan, hatadan kaçan kurumlar, kişiler ne yapmazlar? Neyin bir parçası olmak istemezler? Değişimin parçası olmak istemezler. 1991 Dow Jones Endeksini oluşturan 30 tane şirketin %50'si bugün yok. Neden yok? Değişmedikleri için yok. Değişim gerekli mi? Gerekli. Bireyler değişim istiyor mu? Hayır. Kurumlar değişim istiyor mu? Kurumlar bireylerin çarpanıdır. Birey A istemez, çarpı birey B istemez, çarpı birey C ise kurumlar değişim istemezler. Kurumsal eylemsizlik ve statüye sarılma. Şimdi dolayısıyla burada ne yapacağız? Nasıl değiştireceğiz? 1. Öneriler. Değişimi bazen siz tetiklemezsiniz ama değişim olur. Ne olur? Genel müdür gider, genel müdür yardımcısı gider. Bir şey değişir. Doğru mu? O araya her şeyi sıkıştırın. Yani organizasyon yapısını değiştireceksiniz. Genel müdür değiştikten 3 ay sonra değiştir. Ya da yani zelzele olurken evi değiştirin. Tamam. Annem habire değiştirirdi, nefret ederdim. Kadın çalışmıyor. Salonu alır oraya koyar, buraya ben geleceğim, buraya oturacağım, oraya gitmiş. Dolayısıyla deprem olurken değiştirse benim umurumda olmaz. Bunu unutmayın. Şirketlerde değişim deprem zamanı süper olur. 2. Bir insana, bir organizasyona, bir şey yaptırmak istiyorsunuz. Değil mi? Şunu söylersiniz, ya bunu yaparsan şunu kazanırsın. Değer bu kadar. Bunu yapmazsan şunu kaybedersin. Yani değişmezsek yok oluruz'u anlatmanız lazım. Değişirsek geleceğiniz yeri değil, umurumda değil abi, ben iyiyim burada. Ama bana şunu söyleyin, değişmezsen öleceksin. O zaman değişimi tetikleriz. 2. Statikoyu yönetenler değişimi yönetebilir mi? İstemiyorum. O zaman ayrı business unitler kurun. Değişimi onları yönetin, böl ve yönet denen bir şey var. Hem o işi bu rutin olarak yapan adama, şimdi bunu değiştirir. Sen onu güzel yapıyorsun, yap. Yeni bir business çıktı, değişmemiz lazım. Siz onu yapın, ben bunun için yeni bir iş birimi kuruyorum dememiz lazım.